Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine sizlere 3 tane sıçmalık oyun tanıtacağız. Birinci oyunumuzla başlayalım. Oyuna daha yeni giriş yapıyorum bu arada. Hiç oynamadım. Oyuna başlar başlamaz bunu mu veriyor? Oyunun adı Trials Frontier diye geçiyor. Tamam, şöyle ilk şeye geçtik. Oyun şu an sadece iOS için var. App Store'da daha yeni çıktı zaten. Bu Xbox oyunuydu bildiğiniz gibi. Belki çoğunuz biliyordur. Gayet güzel, zevkli, eğlenceli bir oyun. Hani kaçırmayın diye tanıtıyorum. Oyun tabi Xbox'ta biraz da değil, Xbox'ta gerçekçiydi yani grafik olarak. Bunda hani mobil olduğu için biraz daha böyle çocukça mı olmuş diyeyim. Daha böyle bir çizgi filme kaçmış diyeyim ya da. Gayet güzel. Oyunda işte böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Ki ilerledikçe zor bölümler çıkacak herhalde. Ben de onu bekliyorum. Aslında hakikaten tuvalette böyle iyi vakit geçirirsiniz bu oyunla. Ne oldu lan, bir şey patladı. Bak koyayım, ne oldu ya? Ne oldu lan? Kafası yarıldı. Aa, oyunun tanıtımıymış daha bu ya. Yani oyun Ubisoft'unmuş bu arada. Onu da belirteyim. Yani bir firmanın. Aynen, ilk bölümlerde elemanımız sakatlandı. Büyük ihtimalle. Kendine daha yeni geldim falan filan diyor. Hemen next diyelim. Evet. Şu ölüm sayımız buraya direkt otomatikman geliyor. Baştan başlayalım. Bakalım oyun içi ödeme var mı? Oyun çünkü ücretsiz ve eğlenceli, güzel bir oyun. Patlama. Az önce öldüğüm yer değil mi orası? De patladı. Bak. Yalnız bu diğer motorlara göre, motor oyunlarına göre oynanabiliyor ya. Benim hoşuma gitti. Yani ben ne oldu lan? Neyse. İşte son anda böyle fotoğrafla paylaşıyor. Dediğim gibi oyun sadece iOS'ta var. Bir de şurada işte elmas falan görürseniz bilin ki oyun içi satın alma mevcut. Şöyle bakalım. Aynen işte yazıyor burada fiyatları. Ama dediğim gibi her zaman s**ken para vermeye gerek yok. Ama bence eğlenceli, güzel bir oyun yapmışlar. En azından kolay oynanabiliyor. Gayet de şık olmuş. Sıç oynayacaksınız. Fazla da bir şey beklemeyin bu oyunlardan. İkinci oyunumuza geçelim. Şöyle başlayayım. İkinci oyunumuzun adı şöyle gördüğünüz gibi kapak gibi yazıyor. Impossible Road. Yani imkansız yol. Türkçesi. İmkansız yol deyince insanın aklına Ebru Gündeş şarkısı falan geliyor. Hakan Taşıyan, Hakan Taşıyan. Böyle topu salmışlar çayıra. Mevlam kayırıyor. Ama fazla aşağı düşerseniz böyle yanıyorsunuz. Lan bit. Aha. Tamam. Yani yoldan yola sekmeye çalışacaksınız. Sektiniz, sekemediniz. Hayır, ya. Oyun çok stresli ya. Yani böyle adamı geriyor durduk yere. Bak şimdi. Lan ben mi oynayamam ama oyununu. Sadece yönlen. Lan git, nereye gitti ya? Gerildim. Şu sesi mesi çok fena geliyor. Zaten ha, total jump. Bir. Abi bunu millet 30-40 yapıyor ben. Oho, raydan çıkanlar. Bu arada oyun ücretli. Parayla dert alıyorsun resmen. A koyayım. Dur lan. Ay ya. Google Play'de 5 lira 51 kuruş. App Store'da 4 lira 29 kuruş. Windows Phone'da yok oyun. Nasılsınız bu oyun oynarken ya? Bence bu saçma oyun değil yani. Adamın gibi düşür. Dur geldi. Aha, sektim. Sekti. Lan değemedim. Yapmayın çocuklar. Biz diğer oyunumuza geçelim. Bu benim en sevdiğim oyunlardan. Dream League Soccer'ı tanıtacağım size. Dream League Soccer'da sizin işte bir kulübünüz var. Amatör ligden başlıyorsunuz. İşte yavaş yavaş yüksele transfer ala ala devam ediyorsunuz. Bu arada işte geliştiriyorsunuz takımınızı. Öyle bir oyun. Google Play'de beleş. Apple Store'da beleş. App Store'da beleş. Windows Phone'da da yok. Gayet de güzel, iyi bir oyun. Multiplayer olsa daha da güzel olacak. Şöyle bir giriş yapalım oyuna ilk başta. Şimdi. Şöyle iyi bir tane futbolcu seçiyorsunuz ilk başta. Hani ortalaması yüksek olanlardan. Ya bu Maicon falan varmış ya. Alonso'yu alacağım ya büyük ihtimalle. 85. Tamam. Alonso'yu alıyoruz. İşte kaptanımız olarak aldık. Bu bizim kulübümüz oluyor. İşte antrenman falan. Ey maşallah. Diyor ki mesela ilk amatör ligde işte 8. veya daha yüksek şekilde bitir. Böyle size görevler veriyor. İşte 15 gol atacaksın minimum falan filan diye. Bu da altın. Altın dediğim, altın görürseniz zaten parayla alabiliyorsunuz ama bu oyun için hiç gerek yok. Twitter hesaplarına erişmek istiyor. Twitter'a ne erişiyorsun? Biz başlayalım. İşte stadyum falan buradan ayarlıyoruz. Maça başlayalım. İşte Alonso'muz burada. Gerçi şu an takım çok düşük de. Osasuna öyle yapıyoruz. Bu arada işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray geliyor önünüze. Dediğim gibi ücretsiz bir oyun ve de çok sarıyor. Hani sıç olmasınız. Bayağı zevkli. Ama dediğim gibi işte bir kere değil. En az 3 maç falan yapıyorsunuz.
Şöyle çift tıklarsanız da hareket hareket falan yapıyor bak. Bakayım kaptırılır mı orada? Vur lan. Ekrana böyle sürerken çift tıklayınca hareket yapıyor. Tabi değişiyor futbolcudan futbolcuya göre. Messi lan ne oldu? Nasıl bir... Bak gerizekalı gitti. Kime indirdi? Dedi gole gidiyordu. İyi kart vermedi bari. Kademede Bülent Korkmaz. Popescu daldı. Ne oldu? Hoppa sarı kart. Alonso. Nazar değdi dediniz Alonso ya. Alır alma sarı kart gördük maçında. Dur lan gole gidiyorum. Koydum seni. Cız. Abeyye gol atmış. Güzel. İşte sonra bu oyuncuları böyle yeni oyuncular kazandıkça, işte maç kazandıkça falan aldığımız puanlarla temizliyoruz. İşte Messi, Ronaldo falan kadroya geliyor yavaş yavaş. Toparlıyoruz. Evet sizlere bu hafta 3 adet sıçmak oyun tanıttık. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin.